Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın. Haydi gelin bugünkü konumuz ne? Buna hep beraber bakalım. Konumuz 2021 yılında en kolay vatandaşlık veren ülkeler. Çoğu kişi birden fazla pasaport sahibi olmayı ve dünyanın dört bir tarafına özgürce seyahat etmeyi ister. Vize sorunlarıyla uğraşmadan İş mi yoksa gezi mi soruları ile muhatap olmadan özgürce dolaşmak çok kolay. Aslında herkes için çifte vatandaşlık ve değerli ikinci bir pasaport almak mümkündür. İşte size bu fırsatı sunacak en kolay vatandaşlık veren ülkelerden bazıları. Portekiz. Portekiz vatandaşlık almak için harika bir ülke. Pasaportu birinci sınıf olup Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesinde özgürce yaşama, çalışma ve seyahat etme imkanını içeren 185 ülkeye vizesiz erişim imkanı sağlar. Portekiz pasaportu almak nispeten kolaydır. Portekiz ikamet etmeyi ve 5 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmayı gerektirmektedir. Birçok Avrupa ülkesi başvuru ile vatandaşlık alınmasını zorlaştırmaktadır. Buna karşılık Portekiz oldukça kolay bir ikinci vatandaşlık rotası sunmaktadır. Aslında soy bağlantısı olmayanlar için en kolay Avrupa Birliği vatandaşlığı seçeneği diyebiliriz. Başvuru yöntemini belirledikten sonra geçici oturma izninizi almak için Portekiz'e gitmelisiniz. Sadece yılda en az 7 gününüzü ülkede geçirmeniz gerekecektir. Başvuru kolay olsa da Portekiz'e ikamet etmek için finansal gereksinimler daha yüksektir. Her şeye rağmen Portekiz inanılmaz bir pasaport imkanı sunuyor. Ve giriş önündeki düşük engeller, gevşek ikamet şartları ve vatandaşlığa geçiş için kısa süre göz önüne alındığında Portekiz AB vatandaşlığı almanın en kolay yoludur. Malta. Malta pasaportu AB vatandaşlığı almak isteyen herkes için izlemesi gereken en kolay seçenektir. Malta, ülkeye bağış ve yatırım kombinasyonu karşılığında 15 aydan daha kısa bir sürede vatandaşlık imkanı vermektedir. Başvuru gereksinimleri ise şu şekildedir. Hükümete geri almayacağınıza dair bir kereye mahsus 650 bin euro bağış yapmanız ve hisse senetleri veya tahviller gibi devlet onaylı finansal araçlarla 5 yıl muhafaza etmek koşulu ile 150 bin euro yatırım yapmanız gerekecektir. En az 350 bin euro değerinde gayrimenkul satın almanız veya 5 yıl boyunca en az 16 bin euroluk bir mülk kiralamanız gerekecektir. Bu da 80 bin euro kira gideriniz olacaktır anlamına geliyor. Bu gereksinimler sizi korkutuyorsa Malta'dan bir pasaport almak muhtemelen sizin için uygun değildir. Karayip ülkeleri. Eğer para sorun değilse bir dizi Karayip ülkesine yatırım yaparak vatandaşlık edinmeyi de düşünebilirsiniz. Bölge yatırım amaçlı 5 vatandaşlık programı ev sahipliği yapıyor ve dünya çapında bağışlar karşılığında vatandaşlık satışında lider konumda. Başvurularda ikamet şartı yoktur. Yani başvururken görünmeniz gerekir. Ancak bundan sonra ülkede vakit geçirmeniz gerekmez. Tüm süreç için işlem süresi yaklaşık 3 ila 5 aydır. Bu nedenle bir vergi cenneti içinde hazırlandırılmış bir pasaport arıyorsanız Karayip pasaportu sizin için çok mantıklı olabilir. Dominik. 1993 yılında tanıtılan Dominik vatandaşlık programı dünyanın en uzun süren ekonomik vatandaşlık programlarından biridir. Karayipler'de en uygun fiyatlı yatırım programı ile Dominik vatandaşlığı 2 ila 3 ay içinde dünya çapında 130'dan fazla ülkeye vizesiz erişiminizi artırmak için ikinci bir pasaport edinmenin hızlı bir yolunu sunmaktadır. Hükümete 100 bin dolar bağış yapıldığında veya 200 bin dolarlık mülk yatırımında Dominik pasaportu ile dünyaya dolaşabilirsiniz. St. Kitts ve Nevis. St. Kitts ve Nevis, Karayipler'deki rüzgaraltı adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülkedir. Yüz ölçümü ve nüfus bakımından Amerika'daki küçük bağımsız devletlerden biridir. Yatırımla vatandaşlığın platinum standardı, St. Kitts ve Nevis programı türünün en güvenilir ve en başarılı programıdır. 1984 yılında kurulan program, sadece 3 ila 6 ay içinde ikinci bir pasaport almak için hızlı bir rota sunuyor ve ek bir ücret karşılığında 45-60 günlük hızlandırılmış başvuru süreci mevcut. Avrupa Birliği ve İngiltere de dahil olmak üzere dünya çapında 150'den fazla ülkeye vizesiz erişim imkanı sağlayan St. Kitts ve Nevis pasaportu ile seyahat hareketliliğinizi artırabilir. Bu programı ile ailenizin geleceğini güvence altına hızlıca alabilirsiniz. Antigua Barbuda. Karayip Denizi'nin doğusundaki küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesidir. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir. 2012 yılında kurulan Antigua ve Barbuda vatandaşlık programı dünya çapında 150 ülkeye vizesiz erişim ile sadece 4 ila 6 ay içinde ikinci bir pasaport almak için hızlı ve kolay yollar sunmaktadır. Ulusal Kalkınma Fonu'na 100 bin dolar değerinde bağış ile en uygun maliyetli Karayip programıdır. Avrupa Birliği dahil 183 ülkeye vizesiz erişim imkanı sağlayan mükemmel bir seyahat belgesidir.
Malta hem Avrupa Birliği'nin hem de Schengen bölgesinin bir parçasıdır, ancak bu tüm zaman boyunca Malta'da olmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında orada çok fazla zaman geçirmeniz için kesin bir zaman gereksinimi de yoktur. Sadece evrakları şahsen sizin doldurmanız yeterlidir. Malta vakit geçirmek için harika bir yerdir. Ayrıca bir kez Malta vatandaşı olduğunuzda tüm Avrupa'ya sınırsız erişiminiz olur ve Avrupa Birliği'nde istediğiniz herhangi bir yerde yaşamayı da seçebilirsiniz. Malta yatırım yoluyla vatandaşlık programı Temmuz 2020'de sona erdirildi. Hükümet Malta Bireysel Yatırımcı Programı adlı programı yeni gözden geçirilmiş bir versiyonu duyurmayı planlıyor. MIIP yatırımlarla ilgili bazı yeni finansal detaylara sahip olacak. Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fondaki iki kategoride katkı sağlanacaktır. Bakmakla yükümlü olduğunuz her kişi için artı 50 bin euro olacak şekilde 750 bin euro yatırım yapmak, Malta'da bir yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu bulunmaya hak kazanmanızı sağlayacaktır. Her bakmakla yükümlü olan kişi için artı 50 euro olacak şekilde 600 euro yatırım yapmak, Malta'da 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu bulunmaya hak kazanmanızı sağlayacaktır. Buna ek olarak mülk şartı asgari 700 bin euro tutarında bir gayrimenkul alımı olacaktır. Alternatif olarak en az 18 bin euro yıllık kira ile bir mülk kiralayabilirsiniz. Ayrıca 10 bin euro tutarında zorunlu bir bağışta olacaktır. Son olarak devlet hisse senetlerine, tahvillerine ve diğer yatırım araçlarına gerekli yatırım şartı olmayacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim kısmını açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.